Haftanın üçüncü gününde gelinlerim tavuk tantuni yaptılar. Bakalım ne kadar başarılı oldular. Birinci tabakla başlıyorum. Tavukları çiğ kalmış. Domatesleri de pişmemiş. Olmamış. Bu birinci tabaktan bir tık daha iyi. Ama bu da değil. Yani özdeşleşmemiş, iyi harmanlanmamış. Bak bu güzel. Baharatı güzel. Bakın görüyorsunuz soğanı güzel pişmiş. Tavuğu güzel. Vallahi bu çok güzel olmuş. Bu da güzel. Biraz ekmeğini kurutmuş ama içi güzel olmuş. Şimdi en beğendiğim bu tabak. Gerçekten çok güzel olmuş. 5 puan. Sonra bu tabak. Güzel olmuş. 4 puan. Bu birinciye göre bir tık daha güzel olmuş. 3 puan. Bu kusura bakmasın olmamış. İçi çiğ. Şimdi haftanın üçüncü gününde 3 puan bakalım benden hangi gelinimize gidiyor? Üç puanın sahibi Esra. Haftanın üçüncü gününde 4 puan güzel puan. Finale doğru gidiyoruz. Finale 2 kala 4 puan. Bakalım hangi gelinimiz hak etti? Dört puanın sahibi Seda. Aferin Seda. En çok bu tabağı beğendim. Gerçekten ekmeğiyle içinin kıvamıyla, pişmesiyle çok güzel olmuş. Bakalım 5 puanı mesleği aşçılık olan Ece mi aldı yoksa Ayten mi aldı? Beş puanın sahibi Ayten. Vallahi aferin, Ayten burada yemek yapmayı iyice öğrendi. Ece, ne oldun ya? Ece acaba bize aşçı diye kandırdı mı, ne yaptı? Neyse, belki bu konuda başarılı değildir. Yani mesleği aşçılık olanların da her şeyi çok iyi yapacak diye bir kural yok biliyorsunuz. Yani kimi soğukta, soğukçuda iyidir. Kimi sıcaklarda, kimi çorbalarda, kimi tatlılarda böyle sınıfları var onların da. O yüzden aşçı bunu yapamadı dememeliyiz.